Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 4 2015 Bahar Ara Sınavı. Soru 1. 3 kız öğrenci kütüphaneye gitti. Cümlesinin Arapça doğru çevirisi aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almaktadır? Bakıyoruz. Mesela E'den başlayalım. E, zehebet gitti ettalibetu. Ettalibetu bir kız demektir. Bir kız öğrenci. Öyle kız öğrenci ki bu es-salisetu üçüncü. Üçüncü kız öğrenci. Üç tane kız değil, üçüncü. Bir sınav olmuş mesela, orada üçüncü olmuş. Bir sıfat bu. Burada ise üç adet kızın gitmesinden bahsedilmişti. Dolayısıyla E olmaz. D şıkkı zehbet gitti. Selasu talibatin. Üç kız. Selasu, yani buradaki soru esasen ne? Sayı ve temizleri. Selasu üç, talibatin onun temizi. Üçten ona kadar olan sayıların temizi cemi mükesser gelirdi. Talibatin cemidir. Cemi müennes salim diyoruz buna. Açık T, sağına dik elif var. Dolayısıyla cemi müennes salimdir. Cer hali esre iledir. Esreyi almış zaten öyleyse. Nedir? Cemi ve mecrurdur. Yani temiz kuralları yerine getirilmiştir. Selas 3 dalibatin öğrenci. 3 öğrenci. Nereye gitti? İler mektebeti kütüphaneye gitti. C şıkkına bakarsak ne olur? Zehebet gitti. Selasetu dalibetin veya dalibeten harekeyi nasıl koyarsak koyalım fark etmez. 3'ten 10'a kadar olan sayıların temizi cemi ve mecrur gelir demiştik. Dalibet kelimesi cemi değildir. B şıkkı selasu dalibet, dalibet cemi değildir. Selasu dalibatin, bu doğru mudur? Selasetu dalibatin demiştir. Böyle bir farklılık var. Yani zehebet selasetu dalibatin, zehebet selasu dalibatin. Yukarıdaki yani A şıkkında selase kelimesinde T varken D şıkkında T yoktur. Zıt olmaları gerekiyor ya müzekkerlik, müennestlik bakımından. Bu yüzden D şıkkı doğru olmakta. İkinci soru, gayr edatı sıfat olarak nerede kullanıldı? Bu soru istisna ile alakalı. Biliyorsunuz illa vardı, gayr, siva, haşa, ma'ada, ma'hala gibi edatlar, kelimeler vardı. Onlarla istisna uslubu kurmaktaydık. Gayr ne zaman sıfat olurdu? Nekreden sonra gelince. Burada D şıkkı ca'e geldi. Raculun adamın biri. Gayru alimin. Alim olmayan adamın biri. Racul nekredir? Nekreden sonra gayr gelmiştir. Dolayısıyla ne olur? Gayr sıfat olur. Yani sıfat neden sonra geliyor? Mevsuftan sonra racul mevsuf olmakta. Nitekim raculun merfudur. Gayru merfudur. İkisinde de ötre var. Sıfat mevsufun irabını alır ya oradan da yine çözülebilirdi. İsimden sonra gelmesi gerekiyor yani nekre isim. E şıkkı marifedir. Eliflamlıdır çünkü. Marife bir kelimeden sonra gayr gelmiştir. Sıfat olmaz. C şıkkı gayr fiilden. Ra'a fiildir. Tu fail. Ra'aytu fiil yani. Fiilden sonra C'de geldiği için sıfat olmaz. B şıkkı ma sellemtu ala gayri. Harfi cerden sonra gelmiş ki harfi ceri saymadığımızı farz edelim. Daha sağda fiil var. Olmaz yani. A şıkkında gayr marife olan Ebdullah'tan sonra geldiğinden yine olmazdı. Üçüncü soru, hangisinde Arapça çevirisinde el-ula kelimesi kullanılmalıdır? Ula nedir arkadaşlar? Müennestir. Öyleyse şurada tercüme yapılmış ya, bu tercümelerin hangisinde müennes bir kelime var? A şıkkı ben birinci sınıftayım. Sınıf safun. Safun müennes değildir. B şıkkı birinci kitabı al. Kitap kitabun müennes değildir. Her birine baktığımızda müennes değil ama E şıkkında kütüphane az önce geçti kütüphane öyle değil mi? El mektebe sonunda T var. Müennestir mektebe kelimesi. Bu yüzden E şıkkında arkadaşlar birinci derken el ula deriz de yani el evvelü demeyiz. El evvel müzekkerdir. Birinci manasına gelir. El ula müennestir. O da yine birinci manasına gelir. Manalar aynı yani. Üçüncü soruyu da bu şekilde E şıkkı diyerek geçtik. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi şartları gerçekleştirdiği takdirde leyse gibi amel edenlerden birisi değildir. Len, lenin bir şartı yok ki. Len fiil-i muzarın başına gelir. Ne yapar arkadaşlar? Nasb eder. Nasara yensuru, nasurun, nasirun, mensurun, lem yensur, lemma yensur, ma yensuru, la yensuru
Len yensura. Hiçbir şart yoktur. Fiilden önce gelirse fiili nasb eder. Hiçbir şart yok. Beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ehaze fiili başlama ifade etmez? Bu soruda arkadaşlar takılıyor. Oysa ilgili ünitenin başlama fiilleriyle alakalı kısma baktığımızda dikkatlenir. Başlama fiilleri tam fiil olarak da kullanılır. Bu durumda peşlerinden muzari fiil gelmez. Buna dikkat edelim. Ve gerçek anlamlarında kullanılırlar. Muzari fiil olmuyor. Öyleyse tekrar bakalım. A şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Ehaze'den bahsetti. Ehaze başlama ifade etmez dedi. Ehaze aldı manasına geliyor. Bir de başladı manasına geliyor. İki manası var. Burada başlama ifade etmez. Öyleyse aldı manasına gelir. Yani bu soru bir tercüme yöntemiyle çözülebilir. Ehaze'ye aldı manası verirsin. Diğer kelimeler okursun. Mana uyumlu mu, saçma bir mana mı çıkıyor? Saçma çıktıysa bu sefer başladı manası verip deneriz. Yani bir başladı diye mana verip cümlenin tamamına mana vererek gideriz. Bir de aldı diye mana verip cümlenin tamamını okuruz. Hangisi uyuyorsa. Bir bu şekilde mana yöntemiyle. İki orada fiil muzari var mı yok mu? A şıkkı ehazeden sonra devam ediyoruz. Tıfıl gelmiş ardından tecri nedir? Fiil muzaridir. Fiil gelmiş yani. Beş şıkkı ehazeden sonra enzuru var. Enzuru da fiil muzaridir. Enzuru, nenzuru. Mütekellim vahdeh yani. Ehaze C şıkkına bakıyoruz. Ehaze'den sonra hiçbir fiil var mı? Yok. Zaten Ehaze'den sonra Es-Saik gelmiş. Elif lamlıdır. Ardından gelen kelime de elif lamlı. Sonra harfi cer var. Sonra yine elif lamlı methaf kelimesi var. Dolayısıyla C şıkkında hiçbir fiil var mı? Fiil muzari var mı? Yok. Dolayısıyla doğru şık ne olur? 5 C olur arkadaşlar. Az önce kitaptan gösterdik. Fiil muzari gelmez ardından diyordu. Ehaze'den sonra fiil muzari gelmemiş. D şıkkında da gelmiş. Bakın yecrune var. E şıkkında yahzurne var. Her birinde fiil muzari var ama C şıkkında yok. Farklı olan doğru seçenek olur. Altıncı soru raca el muvazzafune illa var. En uygun şekilde hangisi tamamlar demiş. Konu neyle alakalı? Yine illa ile kurulan istisna cümlesi, istisna uslubu ile alakalı. İlla ile alakalı cümle kurarken üslupta arkadaşlar birinci olumlu cümle olarak kitapta anlatılmıştı. Neydi o? Olumlu cümlede ne olur? Müstesna mensub olur. Mahmuden, muvazzafeyni, muallimine gibi mensub olur cümle olumluysa. Altıncı soruya baktığımızda raca el muvazzafun olumlu, olumsuzluk bir edat yok, soru yok, nefi yok, nehi yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla olumludur. Eşittir. Noktalı yere getirilecek kelime mensub olmalı. A şıkkı muvazzafani nedir? Mensup mudur? Merfudur. Tesniye kelimelerin raf hali, merfuluk alameti eliftir. Bundan önceki elif var mı? Var. Öylesi bu merfu. B şıkkı muvazzafun müfrettir. Merfudur. Merfuluk alameti fe'nin üzerinde bulunan tenvindir, ötrelerdir. C şıkkı müfrettir. Yine raf alameti ötredir. Yine ötre var. Merfu yani mensup değil. D şıkkı muvazzafeyni tesniyenin nasb ve cer halidir. Yani mensuptur. Nasb alameti nunun sağında bulunan yadır. Aranan şık D'dir. Doğru şık. Çünkü mensuptur. E şıkkı müdirin. Ra'da esra var. Müfret kelimedir. Cerhali esra iledir. Demek ki ne bu soru neyle alakalı aslında? Bir, illa ile kullanılan istisna uslubunda üç madde vardı. Üçünü bilmek. Bir de merfu nedir? Mensup nedir? Mecrur nedir? Bunları bilmek gerekiyor. Hala bunları bilmiyorsanız isimlerde İrab adlı ünitemizi muhakkak izleyin arkadaşlar. Yedinci soruya doğru devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde muzari fiil nasbeden olumsuzluk edatı vardır? Len var. Len ne yapar? Nasbeder. Az önce geçmişti yine. Len yensura demiştin değil mi? Len yektube. Nasbediyor yani ve olumsuzluk ifade ediyor. Len tenalu bir ve hatta tunfibu mimma tuhibbun. Ayet sayfa başı. Len tenalu asla nail olamayacaklar el birra iyiliğe hatta tunfigu infak edene dek mimma tuhibun sevdikleri şeylerden. Ayettir. Tamam yani diyebiliriz. Lendir arkadaşlar. Olumsuzluk edatıdır ve nasbeder. Lem de olumsuzluktur ama cezmeder. Ne sus bak satta ne var? Cezim var. Hum zaten zamir. Hesaba katmayacağız bunu. Lestunneki ahadim minen nisa.
Burada ne var? İşte leysenin çekimi söz konusu burada. Nasp etmiyor yani. Fiili nasp etmiyor. Lem zaten cezmediyordu. Lemma da cezmediyor. Lemma yedhul. Lamda cezim vardı. Geçiş yapılacak. Elif lamlı kelimeye geçiş yapacağı için lamı este vererek geçiş yapılır. Bu bir kaidedir. Sakin kelimeden geçiş yapacaksan o kelime esre verirsin. Yani bunun aslı lem yedhul. Lemma yedhul. Cezmetmiştir. Sekizinci soru. Kâde fiili yaklaşımı ifade etmez. Hangisinde? Esasen buradaki soru, hatta buradaki bir cümle, şıktaki bir cümle kitapta birebir geçmişti arkadaşlar. Onu anımsatayım sizlere. Sekizinci soruda doğru şık C şıkkıdır. Kâde tuzak kurdu. Kim? Er-racülü adam. Fail. Kime tuzak kurdu? Licarihi, kendi komşusuna mef'ul olmakta. Kâde burada tuzak kurdu manasında. Yaklaştı değil yani. Yaklaştı manasına gelir. Bir de tuzak kurdu manasına gelir. Yaklaşma fiilleri adlı üniteye bakarsanız kâde, racul, licarihi örneğini birebir orada görürsünüz. 9'a baktığımızda testedî'u kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Bunu yapabilmek için ne gerekir? Ezber gerekir. Testedî'u güç yetirmek manasında. İstetâ'a. Güç yitirme manasında burada ne var diye sorulursa E var. Takdiru. Aslında hani kadir kökünden geliyor. Kadara. Kadir. İnna Allahu ala kulli şeyin kadir. Allah Teala her şeye güç yetiricidir. Oradan bir yola çıkılma ihtimali vardı. 10. soru. Ehaza ettullah diye cümlede boş bırakılan yere en uygun kelime nedir diye sorulmuş. Şimdi ettullah kelimesi nasıl bir kelime? Ondan yola çıkarak noktalı yere kelime getirir. Ettullah cemidir. Öyle değil mi? Dullab, öğrenciler. Dalibun, bir öğrenci. Dalibani, iki öğrenci. Dullab, çok öğrenciler yani. Çoğul öğrenciler, cemi öğrenciler. Ama öyle öğrenciler ki müzekker öğrenciler. Müennes değil bu. Onu düşünerek, onu hesaba katarak bir kelime seçmek gerekir. Eğer bu gayri akıl, akılsız bir varlık olsaydı noktalı yere müfret ve müennes bir kelime getirirdim. Ama öğrencilerin aklı vardır. Bu yüzden buraya geldiğim kelime cemi ve müzekker olmalıdır. Doğru şık A olur. Çünkü yucibune nedir? Cemidir. Nereden anladım? Vav var. Cemi vav var. Müzekerdir. Çünkü Y ile yazılmış mesela. T ile yazılmamıştır. Öyle bir farklılık da olabilir. Tabi Y, T olayı her zaman tutar diye bir şey söylemedim de özetle gitmiş oldum. Burası cemi müzeker gaib kalıbıdır. Fiili muzaridir. Ecabe yucibu. Yucibu. Yucibani. Yucibune kalıbıdır. B şıkkı yucibu müfrettir. En yucibe yine müfrettir. Yucibne cemi olsa da müennestir. Ecabe mazidir. Ecabe. Ecabe yucibu. Doğru şık neymiş? A şıkkı. 11. soru. Boş bırakılan yere istisna edatlarından hangisi getirilemez? Böyle bir soru daha önce çıkmıştı. İlla getirilemez. İlla çünkü cer etmez. İlla burada olacak da ardından gelen kelime niye cer olsun? Öyle bir durum var. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istisnanın 3 temel öğesi açıkça bulunur? Bu tarzda bir soru daha önceden çıkmıştı. Bilmiyorum birebir aynısı mı? Zehebe el muvazzafun ilel met'ami illa muvazzafen. Şimdi muvazzafun kelimesi vazafe kökü içeriyor. İlla'dan sonra gelen de vazafe kökü içeriyor. Aynı kökten, öyle değil mi? Yani vav var, işte z var, fa var, fe var. Üçü aynı harftir. Dolayısıyla sağ taraftaki muvazzafun cemi, tabi görüyorsunuz cemi müzekker vav var çünkü. Cemidir yani çoğuldur. Muvazzafen illa'dan sonrası nedir? Müfrettir, tekildir. Tekil olan bir şey yani bir olan şey ki o muvazzafen oluyor. Çoğul olan şeyden yani muvazzafundan çıkar mı? Çıkartma işte matematiksel yapılabilir mi? Yapılabilir. Öyleyse muvazzafun müstesna min. Muvazzafen müstesnadır. İki adet, iki tane ögeyi bulduk. Üçüncü öge olarak illa zaten burada. Demek ki üç öge de var. Ve bu gayet açık yani burada. Açıkça gözükmekte. Muvazzafun görevliler. Muvazzafen bir görevli. Bir görevli pek çok görevliden çıkartma işlemi yapılabilir. 13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuzluk ifade etmemektedir?
Olumsuzluk ifade etmiyor. Bakıyoruz hep ma, hepsinin başında ma var. Hangi ma olumsuzluk manasına gelmiyor da? Taaccüp manası içeriyor. Taaccüp ması hangisi? Soru bu. Taaccüp üslubundan şimdi soru çıktı. Yani, ma etiyebe var. Hani ma ef'alehu ve ef'al bihi. Ma ensarahu ve ensır bihi. Yani ma ef'ale, ma ektebe. O kalıp burası arkadaşlar. Fiil taaccüp evvel olarak adlandırılmıştır. Birinci taaccüp şeyi. Dolayısıyla doğru şık nedir? C'dir. Diğerleri nedir? Olumsuzluk ifade etmektedir. Sıra geldi 14'e. En uygun şekilde tamamlamak için hangi harfi cerri tercih edersin? Soru bu. Bu tür soruları yapabilmek ya uzmanlık gerektirir ya önceden ezber gerektirir. Üçüncü bir seçenek olarak artık sallarsanız tutarsa. Bunu açıkça söyleyeyim yani 3 tane yöntem var. Ya iyi bir Arapçacısınızdır. Çünkü bu neyle alakalı? Hangi fiil hangi harfi cerle kullanıldığında hangi manayı ifade eder? Bu kolay bir şey değildir. Ezber yapılmasını gerektirir. Oturacağız. Atıyorum işte 200 tane fiil harfi ceriyle beraber hangi harfi cerle hangi manaya gelir? Bu şekilde ezberleyeceğiz. 200 bir örnekti. 500-600 devam edebilir. Buradaki doğru şık buna göre ne olur arkadaşlar? 14'ün cevabı E şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi ne var burada? İmra'etun vahidetun. İmra'etun bir kadın. Vahide yine bir demek. Yani imra'etun bir kadın. Buradaki biri söylerken ben belirsizlik manasında. Herhangi bir kadın. Vahidetun derken onun sıfatı olmakta. Bir ile iki sıfat olarak kullanılırdı. Sayılarla alakalı dikkat edelim. Bir kadın. Müennese müennes, müfrede müfret. Sıfat mevsuf uyumu var yani. Raculun vahidun, raculun da müzekker, vahid de müzekker. Her ikisi de müfret tuttu. Yedani, isnetani. Yedün yedani. Yedani iki el demek. İsnetani. Mümennes kalıp değil mi? İsnetani. İsnani değil, isnetani. Niye? Çünkü yedün ve yedani bunlar nedir? Semai müennestir yani. Müennestir. Burada bu yüzden isnetani müennes olarak gelmesi gerekirdi ki gelmiş zaten ve tesniyedir. Tıpkı yedani gibi. Özetlemek gerekirse yedani de isnetani de tesniye. Yedani de isnetani de her iki kelime de müennes. D şıkkı zehratani nedir? Müennes ve tesniyedir. İsnani müzekker ve tesniyedir. Uyum yok yani. Eşittir ne olur burada? Hatalı bir yazım yani yanlış olan D şıkkıdır. Raculani isnani her ikisi tesniye her ikisi müzekker. 16 ev şeke tam olarak ev şeke tam fiil olarak kullanılmıştır hangisinde? Nasıl ne olması gerekirdi? En ve muzari ev şekeden hemen sonra gelmesi gerekirdi. B şıkkın ev şekeden hemen sonra en ile muzari gelmiştir. Dolayısıyla B şıkkı aranan şıktır. Diğerlerinde hemen en ve muzari gelmemiş araya kelime girmiştir. Bu şekilde ayırt edilebilir. 17 hangisinde Arapça çevirisinde 11 sayısı ihda aşrate şeklinde gelmelidir. İhda aşrate şeklinde gelmelidir derken ne anlıyorsunuz? Önce onu sorgulamak gerekir. İhda aşrate arkadaşlar nedir? Müennes kalıptır. Hani ehade aşare değil bu değil mi? Ehade aşare değil. İhda aşrate. Müennes. Öyleyse aşağıdan öyle bir şey seçmelisin ki onun Arapça yazılışı müennes olmalı. Müennes kelime içermesi gerekiyor. Bu şekilde olmalı. A şıkkına bakınca 11 oyuncu demiş. Futbol takımı demiş. Burada bir müenneslik söz konusu mu? Direkt bakıldığında öyle bir şey gözükmemekte. B şıkkı onu 11 ay bekledim. Ay kelimesi. Yani onu 11 ay. Ay beklemiş. Ay şehrun. Yine müennes değil. C şıkkı satıcıda 11 tavuk var. Tavuk müennes mi müzekker mi? Horoz değil yani. Tavuk diyor. Öyleyse ne bu? Müennes. Eşittir. C şıkkı doğrudur. Yani böyle mana verirken bunun Arapçasını düşünmek. Gerçi şu an Arapçada düşünmeye gerek yoktu. Tavuk cinsiyet olarak düşünmek yeterliydi. 18 L ise in LS'ye benzeyen indir. Hangi in LS'ye benziyor diye sorulmuş. LS ne yapar? Onu bilmek gerekiyor. LS ne yapardı? Haber alır ve isim alır. Haberi nasbeder, ismini raf eder.
Yapacağı yani irab bu. Bir de mana yönü var. Değildir diye mana vermesi gerekir. Buna göre 18 A'dan başlayalım. İnil hayatu hayat değildir. Ne değilmiş? Halideten. Halide değildir. Değildir diye mana verdik. B şıkkı. Arkadaşlar burada zaten in yazmıyor. Ne yazıyor? İnne Allahe ye'muru bil adli diye mesela ayet. İnne muhakkak ki Allah Teala ye'muru emreder şeklinde devam ediyor bu. İn değil yani. İnne burası. Fe in asabeke. Burada da yine arkadaşlar in diye yazılmış ise de değildir manasını verdiğimizde tutmayacak. İn tezheb ezheb. Burada şart manasını. İn tezheb. Eğer sen gidersen ezheb. Ben de giderim. Sonuç olarak değildir manasına gelmesi, haber-i nasb ismini raf etmesi gibi özelliklere bakıldığında tabi bunun şartları da vardı. Yani leyse gibi amel edebilmesi için çeşitli şartlar var. Onların da tutması gerekiyor. Bu durumda doğru şık A şıkkı olmakta. 19 cümlesini olumsuz yapmak için boş bırakılan yere olumsuzluk edatlarından hangisi gelir? Es'ar kelimesi cemi mükessertir. Si'run kelimesinin çoğuludur. Fiyatlar, bedeller manasına gelmekte. Fiyat kelimesinin aklı var mı? Evet, fiyatın bir beyni vardır diyebilir miyiz? Hani pahalılık oranı, bedel var mı? Yok. Öyleyse nedir? Müfrett müennes hükmündedir. Eşittir buraya getirilecek kelime müfrett ve müennes olmalıdır ki o da B şıkkındaki leyset olur. 20. soru. Ma'raytu heden la hake doğru çevirisi demiş. Evet, doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? Ma'raytu ben görmedim. Ma olumsuzluk. Ra'aytu rafil, tu fail, eheden meful olur. Ma'raytu heden. Ma'raytu ben görmedim eheden hiçbir kimse. Hiç kimseyi görmedim. İlla ancak gördüm ehake senin kardeşini. Eha kelimesi biliyorsunuz. Ehu, eha, ehi. Vav ile merfu, elif ile mensup, ya ile mecrur olurdu yani mensup konumunda. Hakik senin kardeşinin dışında, kardeşinden başka hiç kimseyi görmedim olur. Burada senin iki kardeşin demiş. Hakik iki değil. Müfrettir yani. Ehu, eha, ehi dedik ya, elif ile mensup dedik. İki demiş. İki değil bu yani. Tesniye değil. Müfrettir. Biri dışında kardeşler. Hayırdırlar, çoğul mu? Değil ki müfret. Sadece senin kardeşler gene lerlar çoğul kullanmış. Kardeşlerlar çoğul kullanmış. Kardeşin müfret kullanmış. Buradaki soru eha kelimesinin müfret tesniye cimi ne olduğunu biliyor musun? Bunu sordular. Müfret olduğunu biliyorsan olay bitmiştir. Sorunların çözümü de böylece bitmiştir.